önce geçirdiği feci bir kazayla sağlığını kaybetti. Aradığı aşkı bulunca hayata sıkı sıkıya tutundu. Onu hayata küstürense evlat hasreti oldu. Çünkü iddiasına göre eşi kızını Belçika'ya kaçırdı. Kızımı çok özledim, saçını. Ayağını öpeyim bir kere, açın burama koyayım diyorum. Buramda kalsın. Buradan hiç çıkmasın. Tam 1,5 yıldır gözleri yaşlı. Çünkü iddiasına göre Belçika'ya giden karısı 2 yaşındaki evladını ona göstermiyor. Engelli gencin ciğeri yanıyor. Çocuğumu bir defa görebilmek için tüm canımı veririm. Kızımı bir defa göstersinler bana, bütün ömrümü benden alsınlar. 22 yaşındaki Rıdvan Paça'nın hayatı 6 yıl önce kabusa döndü. Trende gasp edildi. Rayların üstüne atıldı. İki ayağını, bir kolunu kaybetti. Hayata küsmüştü. Ta ki sosyal medya üzerinden Belçika'da yaşayan Yasemin Paça'yla tanışana kadar. Sevdim, konuşmasına aşık oldum. Gülüşüne aşık oldum. Konuştum. 27 Mart'ta dedi biletimi kes, geliyorum. Biletini kestim, bana kaçtı. Çift yıldırım nikahıyla evlendi. Genç kadın hamileyken düğünden 6 ay sonra Belçika'ya gitmek istedi. Dedi çocuğumuz çifte vatandaş olsun. Çocuğumu orada doğurayım. Gitti çocuğumu aldı götürdü. Doğum için oraya gitti. Doğumdan 3 ay sonra genç anne kızıyla birlikte Mersin'e döndü. Rıdvan Paça'nın maddi durumu bozuktu. Genç anne 1 ay sonra para biriktirmek için yeniden Belçika'ya gitti. Dedi ben gideceğim, biraz para biriktireceğim. Sen de evimizi döşe. Evimizde mutlu mesut yaşayalım dedi. Gitti o gidiş. Bir daha ses seda alamadım. Engelli Rıdvan Paça evladının sesine, kokusuna hasret yaşamaya başladı. Kızı 2 yaşına bastı. Her yerden mesaj attım, aramaya çalıştım, ulaşmaya çalıştım. Her yerden engelledi beni. Hiçbir şekilde ona ulaşamadım. Hiçbir şekilde hiçbir kayıt alamadım ondan. İş bulamayan engelli genç Antalya'da kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Şimdi hem kızına kavuşacağı hem de iş bulacağı günün hayaliyle yaşıyor. Çadırda kalıyorum ama burada yılmayacağım. Allah'ın izniyle kızıma kavuşacağım.